Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir pastane usulü açma tarifiyle geldim arkadaşlar. Katmer tadında dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık harika bir pastane açması. Bu tarifi denedikten sonra diğer açma tariflerini unutacaksınız, garanti veriyorum. Ve sizleri bekletmeden nasıl yapmışım? Hemen tarifine geçiyorum. Evet, açmamızın hamuruyla başlayalım yapımına. Hemen şöyle 2 bardak ılık suyum var arkadaşlar. Ilık, soğuk, ne soğuk olacak ne çok sıcak olacak. Buna çok dikkat edin. Sıcak olursa mayayı pişirir, mayanın etkisi ölür. Soğuk olursa da mayanız üşür, hamurunuz mayalanmaz. O yüzden ılık su kullanacağız. 2 su bardağı ılık suyu kaseme aldım. Şimdi bu suyun içerisinde şöyle bir paket yaş mayam var. Bir paket yaş mayamı ılık suyun içerisinde eritiyorum. Evet, mayamızı tamamen erittikten sonra şöyle bir su bardağına yakın sıvı yağ ilave ediyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik, gördüğünüz gibi arkadaşlar, sıvı yağ. Sıvı yağımı da ilave ediyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı toz şekerim var. Toz şekerimi ilave ediyorum. Şöyle 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Ve yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Şimdi hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi hala ele yapışan bir kıvamda hamurumuz. Çok fazla un ekleyip asla hamuru sertleştirmiyoruz. Şu şekilde hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım. Şöyle bir özleşsin diye. İsterseniz elinize yapışabilir, isterseniz hafifçe elinizi yağlayabilirsiniz. Şöyle bir toparlayalım. Evet, şimdi hamurumuzu toparladık. Şimdi küçük küçük bezelere bölelim. Gördüğünüz gibi ön mayalama işlemi çok fazla hamur bütünken ön mayalama işlemi beklemeyeceğiz. Şöyle küçük küçük bezeleri ayıralım. Birer tane açma olacak şekilde. Şöyle portakal büyüklüğünde. Tezgahımızın üzerine yağlayalım. Çünkü hamurumuz cıvık olduğu için yapışacaktır. Tezgahımızın üzerine yağlayıp beze yaptığımız hamurlarımızı şöyle yağladığımız yere bırakalım. Evet, hamurumuzu beze haline getirdik. 10 tane açma hamuru elde ettim ben bu ölçülerle. Şimdi üzerlerine şöyle birer tatlı kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Evet, hamurlarımızı beze haline getirdik. Şöyle 10 tane açma hamuru elde ettim ben.
Bu ölçülerle hemen üzerlerine şöyle birer tatlı kaşığı tereyağı ekliyoruz. Tereyağı kullanmıyorsanız margarin de koyabilirsiniz. Üzerlerine yağlarını koyduktan sonra hamurlarımızı bir 15 dakika beklemeye bırakalım. Oda sıcaklığında 15 dakika bekledikten sonra şeklini verebiliriz. Evet, şimdi dinlenen hamurlarımızı alalım. Bakın mayalanmaya başlamış bile, şişmişler hep. Şimdi şöyle üzerinin yağını bastırarak hamurumuzu genişletelim. Böyle döndürerek, çevirerek hamurumuzu iyice açalım. İyice genişlettiğimiz hamurumuzu şöyle üst kısmından içeriye doğru kıvıralım. Bu şekilde bütün açma hamurlarımızı biriktirelim. Şimdi fırın tepsimizin tabanını güzelce yağlayalım. Yaptığımız açmalarımızı kıvırıp tepsimize yerleştirelim. Şöyle iki elimizle birinin ucunu ileriye, birinin ucunu geriye yapacak şekilde hamurumuzu kıvıralım. Şöyle ucunu açıp yerleştirip açmamızı kapatalım. Evet, açma hamurumuz bu şekilde hazır. Fırın tepsisini alalım. Bütün hamurlarımızı bu şekilde yapıp tepsimize yerleştirelim. Evet, hava sıcak olduğu için açmalarım tepside mayalanmaya başladılar bile. Hemen şöyle bir yumurta sarısını açmalarımın üzerine sürüyorum. Evet, yumurta sarılarını da sürdükten sonra 15 dakika dışarıda mayalanmaya bırakalım. 15 dakika sonra fırınımızı açalım, fırınımıza gönderelim. 180 derecede alt üst ayarda 25-30 dakika arasında bir sürede pişer. Üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Evet, açmalarım yaklaşık 30-35 dakikada pişti arkadaşlar. Alt üst ayar ısıtmada biraz daha geç pişiyor. Gördüğünüz gibi açmalarım servise hazır. Hemen size şimdi nasıl bir dokuya sahip onu göstermek istiyorum. Şöyle hemen peçetemi açayım. Kırıntılar bunun üzerine dökülsün. Şimdi hemen açmamı alıyorum. Bakın öncelikle yumuşacık, dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılan mükemmel bir hamuru var arkadaşlar. Lastik gibi, ekmek gibi açmalardan kesinlikle değil, böyle baklava gibi
O kadar baklava gibi böyle çıtır çıtır ama tel tel açılan harika bir açma hamuru. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bu tarifi. Orijinal pastanelerden aldığınız açmayla hiçbir farkı yok. Denediğinizde sizler de göreceksiniz zaten. Bakın. Katmer gibi açma diyorum. Umarım dokusundan yeteri kadar anlaşılmıştır. Açmanın dokusu, yani lezzeti, açmanın ne kadar lezzetli olacağı şöyle dokusundan belli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bundan da gösterebilirim. Bakın. Dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılan yumuşacık harika bir açma oluyor. Denediğinizde diğer açmalardan çok daha kaliteli olduğunu göreceksiniz. Bana hak vereceksiniz diyorum. Bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.